Günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hava yine bozuk. Normalde bugün piknik yapacaktık sınıf olarak ama öğretmenimiz iptal etti, hava bozuk olduğu için. Baksanıza hala 2 gündür bu şekilde. Çok güzel fidelerim sulanmıyorum artık çünkü yağmur ne güzel yağıyor. Yağmur yağdıktan sonra da güzel uzamaya başladılar bu arada. Ay, bir saat 8 civarı, 8.30 da olabilir. Ben de böyle tam ters işler adamı olarak bir sürü kıyafet yıkadım, çarşaf yıkadım. Evin içinde kurumayı bekliyorlar. Birazdan kahvaltı hazırlayacağım. Şöyle, şuralar, kapının üzeri. Neyse, ben kahvaltı hazırlamaya. Mısır pirinç gevreğim bitti. Sadece yulaf ezmesi yiyeceğim bu sefer. Sonra kahvaltı yapacağız. Bu şekilde yulaf koydum. Şöyle de şuraya kadar da süt koyacağım. Bugün dışarı çıkabilir miyiz? Pek zannetmiyorum ama hava belki düzelirse belki çıkarım ama bilemedim yani. Hiç düzelecek gibi de görünmüyor. Bim yakında aslında. Çok da yakın olmasa da bir 5-10 dakika var. Çocuklarla zor oluyor. Sadece tek başıma gitsem hızlıca giderim ama çocukları mecbur götürmem gerektiği için biraz zorlanıyorum açıkçası. Şöyle dün de fasulye koymuştum. Suyunu çekmiş. Ve yumuşamışlar. Temizleyip yanıkları falan varsa onları alacağım. Düdüklü tencerede pişireceğim. Daha hızlı pişiyor. Hem de fazladan doğalgaz gitmemiş oluyor. Böyle uzun süre olan şeyleri düdüklü de pişiriyorum. Mesela mısır haşlıyorum düdüklü de. Bunu yapıyorum düdüklü de. Çoğu şeyi düdüklü de yapıyorum. İyi oluyor. Hem daha yumuşak oluyor. Kahvaltı öncesi tarlayı ziyaret etmeden olmaz. Şöyle bir bakalım. Şöyle döneyim. Şöyle sabah erkenden dışarı çıkıp nefes almak çok güzel. Bizim yine iyi kötü böyle bir kapımız var, bahçemiz var. Binada yaşayanlar gerçekten bayağı zorlanıyor onları. Bayağı. Ben binada hiçbir zaman yaşayamam herhalde. İşte liseye giderken yaşıyorduk. O zaman da zaten okula gidiyorduk. Dışarı çıkıyorduk sürekli. Evde de durmuyorduk ama sürekli bir binada yaşamak çocuklarla özellikle bayağı bir zor. Gerçekten Allah kolaylık versin. Ya hiç de sökesim gelmiyor. Daha fazla büyüyeceklermiş gibi geliyor. Ay. Ama buralar sararmaya başlamış artık. Bunların daha verim almayacağı anlamına geliyor herhalde. Buralar kurumaya başladığına göre. Ay, o ne? Ay, bir kedi var ama neredesin? Ne oldu? Ne oldu be? Ne oldu kız? Bebeğim. Oraya süt koymuştuk ama onu öbür kedi içti. Maalesef. Ne istiyorsun? Gel. Ya sen bak, beni tırmalama. Benim korkum var. Ay, gözüne mi girdi? Seni yerim. Sen nasıl geldin bana be bir anda? Tipe bak. Tipe bak. Ya seni yerim. Mama getireyim mi sana? Acıktın mı? Ay, tipe bak. Siyah da değil. Ne kadar değişik bir rengin var senin. Baksanıza. Ay, seni yerim. Ay, ben korkuyorum hayvanlardan. Kedi de olsa. Bir an tırmalayacağım gibi geliyor. Gel seni, gel sarımsakları ezmeyelim. Gel buraya gel. Ama bende şu an bir şey yok. Ben sana getireyim, olur mu? Bekle beni, tamam mı? Ya nasıl zırtın yaşına bak. Ama hiçbir şey yok elimde. Şu an ısırma. Korkarım ben öyle. Korkarım. Bekle, tamam mı? Hamile misin sen? Ya bebeğim. Hamile galiba. Dur bekle, ben sana süt getireceğim. Bekle. Süt de az vardı, inşallah yeter sana. Bekle. Ay, çok acıkmış.
Ama yok mu? Ama bu beni üzer. Nereye gittin sen şimdi? Pıs 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 pıs. Kız salam da doğradım. Nereye gittin? Hamiş hamiş. Ya nasıl üzüldüm şimdi? Pıs 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 pıs. Neredesin? Gel gel buradayım gel. Gel. Pıs 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 pıs. Neredesin? Gel. Pıs 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 pıs. Gel 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 bak sana ne getirdim. Bak bak gel. Gel atla. Ye. Hey, Hamine. Ay canım benim. Doğuma mı geldi acaba? Öyle de düşünmeye başladım ama. Salamları yerde edilmedi mi? Kız az önce geçenlerde bağıran kedi sen miydin yoksa ama kedisi yavru kedi sesiydi. Ye tamam ben burada oturacağım. Ya seni çok kedisiz. Ya bence doğum için yardım istiyor. Ama ne yapabilirim senin için bilemiyorum ki. Aç değil doğum için yardım istiyor büyük ihtimal. Ne yapacağız seninle? Bebeğim. Korkuyorum da. Sen öyle bir şey buldun ki. Aşkım. Kedi geliyor. Başka kedi mi? Ne yapacağız senin için? Beyim. Vallahi yardım istiyor benden. Yani aç olsa onu sürekli yerdi herhalde. Biraz bekleyeyim bari. Ay bugün de canlı ders var ya. Nasıl gözükeceğiz? Kardeşim arkadaşının kedisi doğum yapacak diye yanında durmuştu. Ondan yardım isteyebilirim. Ye sen ye tamam. Ay korkuyorum ben ama korkuyorum. Kediden korkulur mu? Ay korkuyorum işte. Aslında yani küçükken tam bir ara 9 tane kedimiz vardı ve biz kedilerle uyuyorduk. Ama ben neden kediden korkuyorum anlamıyorum. Yani büyüdükçe... Ay. Hayvanlardan korkmaya başladım. Sen benim elimi kemirsen ben korkarım. Gel hadi sana yer yapalım. Maalesef ki kızlardan kaçtı kedi. Yazık. Bir yer yaptım. Oraya şeyi koydum. Yaptığım yemeğe koydum. Orada yemiş yemiş gitmiş. Yani çok güvenli olmazdı ama evin altında bir yer vardı. Oraya açacaktım. Evin içine alma olasılığım mümkünatı yok. Eşim asla kabul etmez zaten. Ama yazık çok üzüldüm ya. Korkuyorum da hani ben şey de değilim yani. Diyorum aslında çocukken 9 tane kediyle aynı evde yaşamış bir çocukluk geçirmeme rağmen şu an korkuyorum yani hayvanlardan hani ani hareketlerinden. Benim üstümde inek geçmişliği var, kedi tırmamışlığı var, köpek kovalamışlığı var. O kadar çok şey yaşadıktan sonra ister istemez de korkuyor insan. Yani ama yine de sevdim falan ama bir tedirginlik oluyor maalesef ki. Ama üzüldüm yani gitmiş. İnşallah güvenli bir yerde doğumunu yapar. Büyük ihtimal yardım istemeye geldi diye düşünüyorum. Ama en azından yemeğini verdik. Karnını doyurdu öyle gitti. İnşallah sağ salim doğumunu yapar. Bebeğim orada bekliyor. Çocuklardan kurtulup hemen yanına gitmem lazım. Esek çağırmıyor şimdi. Yazık. Gel. Korkudan böyle seviyorum. Az önce
Isırdı çünkü. Isırma değil de kendince oynadı herhalde ama ben korkuyorum. Seni yerim. Ay ay. Sakın kemirme. Şu çubuğu da ben diktim buraya. Şöyle. Eşim dikmişti bir yerine. Şunlar bayağı uzamış çünkü. Sen benim fileleri eziyorsun. Gel buraya bakayım. Gel. Gel. Gel buraya gir. Gir. Ha? Buraya gir. Yağmur da başladı. Tam böyle kucağıma yattı. Rahatladı. Ama maalesef yağmur yağdı. Yağıyor. Başladı. Evi topladım. Televizyon izliyorum yaprak dökümünü. Birazdan fırın fasulyesini yapacağım. Sonrasında bulaşıkları yıkarım. Şu an yağmur yağıyor. Ama tabi belli olmuyor. Birazcık dinlenelim. Canlı ders bitti. Yılın son canlı dersiydi ve bitti. İnşallah bir daha canlı ders olmaz. Şimdi perdeyi düzelteyim. Canlı ders bir daha gerekirse olur ama bu virüs yüzünden olmasın inşallah. Şöyle dışarıya bakalım. Yağıyor. Yo, şu an yağmıyor. Durmuş. Az önce yağıyordu. Bakayım. Tek gözlük o. Korsan gözlük. Kaysana, kaymıyor musun? Vaz mı geçtin? Minnoşum. Dursana kız, nereye gidiyorsun? Yerim senin. Hadi işlerini yerim senin. Hadi işlerini. Tamam aşkım. Esin'e soğan yemeği sevdirdi. Sumak. Değil mi Esin? Hı-hı. Kek içiyorum. Canın kek mi çekti? Orada bulaşıklar duruyor. Biz kek yapacağız öyle mi? Neyse. Bulaşıklar. Kızım kolunu kıvıralım. Dur. Duruyor. Dur. Duruyor. Neyse şeyimiz kek varmış. Yapıyoruz. Malzemelerimiz varmış. Şöyle kafama göre yapıyorum. Ama dur şu şekeri birazcık şekerini kafama göre yapmıyorum. Şöyle şekerini ayarlayayım. Esmoş'la bir şeyler yapınca daha eğlenceli oluyor. Onun için biraz fazla gülüyor olabilirim. Kusura bakmayın. Allah kimseyi ağlatmasın inşallah. Evet, bak bunu koyalım. Belki sakın kırma, tamam mı sen? Lütfen. Ağzına sürme, o yıkanır. Kafama koy. Dur aşkım, dur. Ne yapıyorsun? Hanımın canı kek çekmiş. Biz de yapacağız. Bak bakalım. Şöyle karıştırdık ama ne unuttuk diyorum, hala koyu bu. Mersem süt koymamışız ve evde süt yok. Kediye verdim sabah. Şimdi bakkala iniyoruz hemen 2 dakikada süt almaya Esma'yla. Esma'yla gittik, hep ıslandık. Üstümüz başımız, sütümüzü aldık ama neyse ki. Tam biz çıktık, yağmıyordu. Birden bastırdı. Ne oldu aşkım? Bilmiyorum. Fıçandık. Fıslandık mı? Fıçandık. Fıçamı çıkartamışsın. Çıkartarım. Dur kapatalım, beni çıkartalım. Şöyle bir bardakta süt koyacağım. Yorulduk bayağı. Evet. Yamıyordu. Hep fıçandık. Evet, hep fıslandık. Hadi içelim. Dur. Dökeceğiz dur. Ben koyayım ondan sonra. Neyse biz ununu göz kararı yapıyorum. O ayarlamayı da gösterebilirim. Hadi. Kekimizin kıvamı da bu şekilde. Dur aşkım, yalama. Bu şekilde. Bu da yalamak istiyor. Yemek istiyor. Ben sana sıyırıp vereceğim. Tavasına koyacağım kek kalıbına. Sonra da fırına atacağım. Şöyle kalıba koydum. Kalıbım teflon. Daha önceden almıştım. Ve ilk geldiğimiz senelerde şu 1 milyoncular vardı ya eskiden. 3,5 oldu. Sonra şimdi 7,5'a falan satıyorlar 5 liraya falan. Öyle bir yerden almıştım. Uygun fiyata. Bu da fırınımız. Davul fırın. 180 derece ayarlı. Dereceli fırın. 180 dereceye atacağım. Azıcık kabarsın. Bekliyorum. Sonra pişmiş halini görürüz. Esin'e soğan götürdüğümü unutmuşum. Birlikte yiyecektik. süt almaya gittik. Kek yaparken hep unutmuşuz. Esincik hepsini yemiş. Neyse, yesin yeter ki. Bitirmiş maşallah. Yemiş.
Canı çekmiş yemiş. Sen de yiyecek miydin? Evet. Gel vereyim sana da, gel. He. Sen kek yiyeceksin işte. Ve kekimizi pişirdik. Çok güzel kabardı ama çocuklar bana ileri geri bir iş ettirmediler. Maalesef bir soğanını doğrayabildim çorbanın. Ama kekimiz güzel kabardı gerçekten. Acı, maşallah. Ama kekimizi yaptık. Çok da güzel kabardı. Sabırsızlıkla yemeği bekliyor. Azıcık soğumasını bekliyorum tabii. Çok güzel oldu vallahi. Çok güzel kabardı. Çekiyorum. Artık pes ettim. Birazcık ver lütfen lütfen derken en son kestim. Sıcak mıcak yiyorlar artık. Bu istedi zaten. Bu minnoş istedi yapmamı. Onun için yaptık. Beraber yaptık zaten. Şimdi yeme vakti. Şöyle kekin görünüşü bile çok güzel oluyor şöyle dizince ya. Ama gerçekten harika oldu. Şöyle yumuşaklığına bakarsanız yumuşaklığı çok harika. Ağzına tıkama çocuğum, çok fazla. Ama sıcak tabii, soğusaydı daha iyi olacaktı ama kızlar dayanamadı. Özellikle Esma, Esin. Hiç fark etmedi. Esma ile birlikte yaptık. Anne kes kes lütfen biraz alayım derken en son kestim ve yarısı gitti. Şu an serdim ama kesmeden yarısı ancaydı yani. Akşama biter büyük ihtimal. Kaç tane kalır? Çok seviyorlar. Çorbayı pişirdim. Çoktan yedi çocuklar, hatta yiyorlar. Yiyecekler. Şöyle az bir şey kaldı. Çok fazla yapmamıştım zaten. Bu şekilde. Evi komple bir süpürdüm. Saat 7.30. Çocuklara tekrardan bir yemek yedireceğim. Yaptım çorbadan. Günümüz de bu şekilde geçti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.